Kökü. İnanılmaz bir şey bunlar ya. İnanılmaz bir şey. Kadına gelince böyle kahraman kesiliyorlar. Kendisi sanki bir nimetmiş gibi. Pislik herif. O kadın işte bulaşık yıkıyor. Yemek yapıyor. Çocuğa bakıyor. Sen ne, ne altı işliyorsun? Burada geliyorsa o kadını eleştiriyorsun. Süsleniyormuş diye. Utanmaz herif, sen süsleniyor musun? Sakal makal. Bir sürü böyle saçma sapan şeyler giyiyorsun. Senin için iyi değil mi kafana böyle yastık sarıyorsun? Böyle acayip elbiseler giyiyorsun. Hacı yağı da sürüyorsun. Sakallarını tarıyorsun, aynaya bakıyorsun. Ama bu senin için sünnet. Ama kadın süslenince sünnet olmuyor. Ya sanki dünyada en büyük şey günah buymuş gibi. Kur'an'a baksan günahlar listesinde geçmez bile ya. Ciddi söylüyorum, günah listesinde geçmez bile ya. Kadının makyajlanması ve süslenmesi, veş etmesi, bir yerde işte kadın şey etmeyin diyor. Nedir? Kendinizi korumak için, bunun gibi erkeklerden korumak için gözlerinizi kapatın diyor. Bunun gibi zalim, haddini aşan erkeklerden kendinizi korumanız için. Ama bu adam Allah adına bir sürü nimeti haram eder. Kur'an'ın zalim dediği. Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim var? Bu adam bir sürü uyduruk hadisi peygambere ve dolayısıyla Allah'a iftira eden zalim birisi. Bunun size kutsadığı kitaplarda, hadis kitaplarında rejim cezası var, taşla öldürme cezası var. Bunu inandığı din iktidara geldiği vakit insanları, kadınları taşla öldürür. Çarşaf diyor. Hem de kara olacak, rengini de belirliyor. Utanmaz herif. Sıcak zamanda iyice böyle soba gibi olsun içerisi, böyle sımsıcak olsun. Kadın cehennemi, yani kadına dünyayı cehennemi yapıyorlar. Diri diri bir şeye, bir torbaya, kara bir torbaya gömüyorlar bu adam. Şimdi böyle havalara giriyor. Pandomim mi nedir, onu yapıyor elleriyle. Bu zalimlere karşı ya kadınlar, Allah size sabır versin. Bu böyle olduğuna göre eğer bunun kızı varsa falan, bir akrabalar varsa mutlaka bir başına musallat olur. Bir Ebu Leheb gibi, bir Ebu Cehil gibi musallat olur. Firavuncuk kesilir bunlar çocuklarına karşı. Ve onun için bakıyorsun kadınlar gibi başörtülü giyiyorlar. Yani acayip bir çelişki ortamı. Başını örtüyor, kaşını açıyor. Niye? Bunun gibi zalimlerin yüzünden. Elbette baskı yaparsan öyle olur. Beyinsiz herif. Nedir yani? Sana ne ya? Sana ne kadının süslenmesinde? İnanılmaz başka dertleri mi yok ya? Bu din adamları ya, diyorum ya yani kahramanlar kadınlara karşı.